İsmet Burak Bey buymuş. Emir. Çalışıyor muydun oğlum? Yok. Sen bir şey mi diyecektin? Süheyla Hanım çok diretti Reyhan'a. Bizimle birlikte çalış diye ama... Yani ne bileyim... Sence doğru mu bu? Sonuçta Reyhan'ın geldiği yer belli. Öyle bakma oğlum. Bilmediği insanlar, tanımadığı çevre. Yanlış bir şey yapar da adımızı... Kalkar altından, merak etme sen. Hem böyle şeyleri düşünme artık. Tabii oğlum, tabii. Sen arkasında olduktan, güvendikten sonra yapar tabii. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. İsmet Burak. O işler bitti, kızı eve getirmeye benzemez Emir'ciğim. Cemre'ciğim, nasılsın kızım? İyi değilim Cavidan teyze. Kaç gündür neden aramıyorsun beni? Aramaz olur muyum? Kaç kere aradım. Kapalıydı telefonum. O derneğe bulaşmış. Ah, sorma kızım, sorma. Emir ne diyor? O da destekliyor. Ben de sana tam onu söyleyecektim. Annenle bir konuşsan. Reyhan altından kalkamaz falan desen. Alo. Alo Cemre. Aa. Kapattı. Benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de Cemre Hanım'ın tafralarıyla uğraşıyorum. Daha uyumadım. Banyoda işin varsa? Yok. Sen git. Yarın için ne giysem bir türlü karar veremedim. Heyecanlı mısın? Hı, çok. Sen ne dersin? Yarın için diyorum. Sence ne giysem daha uygun olur? Bilmem. Bunu giy. Koyu renk olsun diyorsun yani. Evet. Tamam. Hemen yatacak mısın? Niye sordun? Bilmem. Yani ben hemen uyuyamayacağım da sanırım. Niye? Çok heyecanlıyım. Yani o yardımı kabul etmeyen yaşlı teyze acaba kapısını açacak mı, ne tepki verecek, nasıl karşılayacak? Çok merak ediyorum. Bir şekilde üstesinden gelirsiniz işte. Ne zaman gideceksiniz? Bilmiyorum. Sabah haberleşeceğiz İsmet Burak'la. Nerede buluşacağımıza kararlaştıracağız. Anladım. İyi geceler. İyi geceler. Nesi var bunun? Burnunun ucunu görmüyor. Reyhan. Müsait misin? Bu yatak. Of ya, küsmüşler işte.